Bakın, Barbaros Şansal tarihini şu an bilmiyorum. Uyuşturucuyla ülkemize giriş yapan ve yakalanan bir şahıstır. Giriş kapımızda uyuşturucuyla yakalandı ve mahkemeye çıkartıldı, suçlu bulundu, cezaevi yattı ve çıktı dışarıya. Şimdi bu adamın ihraç edilmesi gerekirken ihraç görevi yerine getirilmedi. Daha sonra Vatandaşlığı var Barbaros Şansal'ın. yok, vatandaşlığı yok olur, öyle şey olur mu? Vatandaş bir insanı ihraç edemezsiniz. Türkiye Yok. Cumhuriyeti vatandaşıdır ve turist olarak sadece adamızdadır. Dolayısıyla uyuşturucuyla yakalandı ve cezaevi yattı. Şimdi hükümet cezaevi yatmış olan bu şahsı ihraç etmesi gerekirken o dönemde etmedi. Daha sonra bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine sosyal medyada hakaretler yağdırınca, bu da sosyal medyada fazlaca ses getirince hemen apar topar buradan ihraç edildi. Evet. Şimdi hükümet savunma yapıyor. Diyor ki bu adam usulsüz ihraç edildi. Yahu siz bunu ihraç etmeniz gerekirken etmediniz zaten. Sonrasındaki usulsüzlüğünün nasıl bir savunması olabilir? Hadi yaptın onu. Ben de soruyorum burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihraç edilen, eşi vatandaş olmasına rağmen ihraç edilen iki çocuk babası Hamit Mangan'ın suçu nedir? İki çocuk babası. Biraz İki açar mısınız? yaşında. Suçu ne? Bakın işte o da geçmişte kavga işlerine bulaşmış, cezaevine girmiş, çıkmış ve bu ülkede karısı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Çocukları burada doğmuş. 10-12 yaşlarına gelmiş. Kendisi 2 yaşında bu ülkeye gelmiş. 30 yıldır bu ülkede yaşıyor. Ama vatandaş değil. Ama vatandaş yapılmıyor ki bu ayrı bir sorun zaten. Vatandaş yapmıyorsun bu adamı ve bunu alıyorsun, ailesinden koparıyorsun, çocuklarından koparıyorsun, yurt dışına sürüyorsun ve bu çocuk ailesi müracaat ediyor. İçişleri Bakanlığı'na, Bu kişi mecliste benim size mi başvurdu? yani bildiğim bir konu, evet. Bu sadece bir tanesi, örnek veriyorum. Bununla ilgili 280-300 tane var. Evet. Yani ben de diyorum ki hükümete, neden bunu yaptın? Eğer bunu yaptıysan bu bir emsaldir. Ve bu emsali değerli işlerde kullanalım. Nedir? Ailesi burada. Karısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Bölünmüş aileler var. Şimdi bu vatandaşlık meselesine gireceğiz ama 2000 vatandaşlığın mercek altında olduğu ifade edildi ve verilecek daha önce verilmiş birçok vatandaşlığın da iptal edilebileceği ifade ediliyor.